Efendim merhaba, detay programıyla karşınızdayız. Haftanın son iş gününde son programımızı gerçekleştiriyoruz. Ve bugün hem Türkiye'de yaşanan gelişmelere biraz uzanmaya çalışacağız. Hem tabii Kıbrıs'taki müzakereler, Kıbrıs sorunu çerçevesinde bir bakış. Ve süremiz de el verirse biraz da bu İran nükleer müzakereleri ki dünyanın da gözü oradaydı son iki gündür. Oradaki mutabakata ilişkin değerlendirmeler yapabiliriz. Neden yapabiliriz? Çünkü bugün bir büyükelçimiz, Akdeniz Karpaz Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Umut Arık bizlerle birlikte uzun yıllar Türkiye'de büyükelçilik görevinde bulunmuş. Şimdi ülkemizde akademisyen olarak hizmet veren değerli bir isim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Evet, dediğim gibi yani sizi bulmuşken Türkiye'deki gelişmeleri biraz konuşmak istiyorum. Çünkü içimizi, Kıbrıs'ı çok konuşuyoruz her gün. Doğrudur. Ama yanı başımızda Türkiye bizim bir parçamız sonuçta. Biz oranın bir parçasıyız. Gelişmeler tabii ki burayı da yakından ilgilendirir her zaman. Son 3-4 gündür maalesef kötü konularla Türkiye Cumhuriyeti'ndeki gelişmeleri anmak durumunda kalıyoruz. Saldırılar, DHKPC'nin yeniden canlandırılması mı diyelim ya da tekrar vizyona çıkması mı diyelim. Nereye gidiyor, neye bağlıyorsunuz bu son gelişmeleri? Oradan başlamak isterim. Tabii. Türkiye'nin temel değerlendirmesi şu anda günlük olaylara bakmayıp da işin esasına indiğimizde dünya çapında belki de bir başarı örneği, hatta son zamanlarda ekonomik gelişmesinin devamlılığı açısından Çin'i bile geçmiş durumda. Bir taraftan bu ekonomik hamlesi Türkiye'nin, öbür taraftan uzun bir süredir istikrarlı bir siyasal yaşamı Türkiye halkına içinde yaşadığımız ortamda demokrasimizin verebilmiş olması bir yerde Türkiye'nin üzerine bir takım şimşeklerin de çekilmesi sonucunu yaratıyor. Yani adeta bir paratoner gibi Türkiye bu parlayan yıldızıyla gerek bölgesindeki ülkelerin, gerek dünya dengelerinde önemli ağırlığı olan ülkelerin dikkatini üzerine çekiyor. Uluslararası ilişkilerde dikkat genelde diplomaside arzulandığı gibi sadece iyi niyetleri taşımaz yanında. Maalesef özellikle şu geçtiğimiz dönemin küreselleşmesi içinde dünyada terörün de ortaya çıkışı bu şimşeklerden bazılarının kötü yıldırımlar düşürmesine neden oluyor. Bahsettiğiniz son olaylar bunlarla ilgili. Türkiye bildiğiniz gibi temelde bu iyi ekonomik durumu ve istikrarlı siyasi durumu yanında bir büyük soruna sahip. O sorun da uzun zamandan beri özellikle hem komşu ülkeler hem dünyanın nazım ülkeleri tarafından da devamlı kaşınan Türkiye'yi bölme yaklaşımı. Bu yaklaşımı da son zamanlarda Türkiye çözüm süreci adını verdiğimiz karşılıklı uyum arama çabaları içinde belli bir yola soktu. Böylece Türkiye birdenbire adeta dikensiz gül bahçesi haline gelecek gibi bir mecraya girdi. Tabii bunu istemeyenler Türkiye'de çeşitli şekillerde iç huzuru bozmaya ve Türkiye'nin dış görüntüsünü de bu şekilde zarardide etmeye çalışacaklardır. Şimdi geçtiğimiz günlerde olan olaylar bence bu olaylardır. Burada Türkiye'nin içinde
büyük bir elektrik kesintisinin olması. Hı hı. Ben bunun terör olduğunu söyleyemiyorum. Zaten daha henüz üzerinde çalışmalar devam ediyor, araştırılıyor falan. Fakat adeta terör gibi etki yapmış bir unsurdur ve Türkiye'nin dış görüntüsüne aman ne büyük zafiyet, 21. yüzyılda bir ülkenin tümünde hemen hemen elektrik kesildi dedirtmiştir. İkincisi, malum bu Çağlayan Adliyesi'nde bir savcının iki terörist tarafından vurularak öldürülmesi, operasyon sonunda da o iki teröristin öldürülmesi. Üçüncüsü, Emniyet Sarayı'na yapılan hücum meselesi. Bütün bunlar bence şunu gösteriyor. Türkiye'de demin bahsettiğimiz bölünmeyi engelleyecek çözüm sürecinin ileri gitmesini bir yerde setlemek. İkincisi, Türkiye her şeye rağmen iç barış içinde, bütün civarındaki ülkelerden çok farklı bir biçimde demokratik yollardan önemli bir seçime gidiyor. Bu seçime giderken istikrar havasını bozmak hevesi içinde olanlar var. Üçüncüsü, tabii Türkiye'de bir anayasal değişiklik de söz konusu olacak bu seçimlerle beraber. Bir başkanlık sistemi mevzu var. 400 milletvekili verin, sistemi değişelim. Değil mi? Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın söyle diyor. Bugün de Bülent Arınç dedi ki 330-365 vesaire olursa bu başkanlık sistemini artık unutmak gerekir dedi. Burada tabii fikirler farklı, fakat demokrasilerde fikirlerin farklı olması demokrasilerin güzelliğidir. Nasıl ki Kıbrıs'ımızda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde fikirler farklıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nde de fikirler farklıdır. Fakat mühim olan bu farklı fikirlerin karşılıklı barışçıl biçimde ortaya konması ve eski tabiriyle müsademeyi efkardan, yani fikirlerin çarpışmasından barikayı hakikatin doğması, yani hakikat güneşinin doğması, gerçek güneşinin doğması. İşte Türkiye'yi bu yönde giderken zedelemek isteyenler muhakkak ki mevcut. Bunlar kimler? Neler? Yani paranoyak, şizofren bir biçimde işte herkes Türkiye'nin karşısında Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur demek istemiyorum. Ama güçlü bir Türkiye'nin bölgesindeki ve ulusal açıdan kuvvet kazandıkça uluslararası düzeydeki güç kazanma durumu herhalde yakınındaki ve ilgili olduğu bazı rakip ülkeler açısından sıkıntılar yaratıyor. Ve bu ülkelerin de tabii kendilerinin ellerinde bazı imkanlar var, istihbarat kuruluşları var vesaire. Bir de küreselleşmenin olumsuz yönü olan terörün dünya çapında dengeleri bozma gayreti bir araya gelince Türkiye'de gördüğümüz olaylar oluyor. Ben buna rağmen oldukça iyimserim bu konularda. Bir tanesi toplum düzenini bozmaya yönelik yaklaşımları iyice kontrol altına alabilecek sıkı bir güvenlik düzeni var Türkiye'nin. Bu güvenlik düzeni son zamanlarda 11 Eylül hadiselerinden sonra Batı'da görülen biçimde daha da güçlendirildi. İşte son olarak güvenlik konularıyla ilgili yeni yasama çalışmalarını da yaptık, bitirdik. Bu çerçevede seçimlere kadar büyük bir gürültü olmadan seçim satımı halinde müzakereleri, seçim propagandalarını ve karşılıklı münakaşaları barış anlamı içinde götürürsek seçimler Türkiye'nin havasını temizleyecektir. Ama seçimlerden önce, seçimlere giderken bu şekilde bozucu hareketler de olacaktır. Bu çerçevede yapılması gereken şey, salim düşünen kimselerin birbirinden farklı fikirlerde olmalarını birbirleriyle anlaşamayacak yaklaşımlar olarak görmemeleridir. Ve bu zannediyorum ki Türk insanının fikri ilerleme derecesi bakımından mümkündür. Bakınız, şimdiye kadar demokratik yoldan yapılan siyasi propagandaların hiçbirinde Türkiye'de büyük çatlamalar, büyük patlamalar olmamıştır. Sadece herkes birbirine ben senden daha iyisini yaparım demektedir. Bu da güzel bir şeydir. Evet. Şimdi çözüm
sürecinden de biraz bahsettiniz. Onun bunun olmasıyla birlikte Türkiye'nin bölgesel gücünün ne noktaya gelebileceğini aslında bir noktada işaret ettiniz. Bu yeni dönemle ilgili olarak da HDP'nin güç kazanmasıyla ilgili bir sürecin yaşandığını okuyorum en azından yorumlardan. Sizce çözüm süreciyle birlikte okuduğumuz zaman yeni dönemde bir HDP koalisyonu söz konusu olabilir mi Türkiye'de AK Parti ile birlikte kuşkusuz ki? Tabii. Ki hem bunun çözümü noktasında evet. Bir artı olabilir hem de başkanlık sistemine arta kalan milletvekili kapsamında yani katkı evet. olarak evet. bilemiyorum ne düşünüyorsunuz? Tabii yani burada en önemli olan unsur Halkın Demokrasi Partisi'nin yüksek bir baraj olan %10 barajını büyük ihtimalle geçebilecek gibi görünmesi. Bu son derece önemli bir şey ve olumlu bir şey. Çünkü bir önemli yıpratıcı, bölücü sorunun parlamento içinde, yasama organı içinde yapılacak alışverişlerle, etki tepki ilişkileriyle, alverlerle çözülebilmesi, demokratik anlamda çözülebilmesi, barışçıl anlamda çözülebilmesi en güzel yoldur. Onun öncesinde olanları gördük. Kandil Dağ meselesi vesaire. Yani dağda silah tutulacak yerde eskiden benim de içinde bulunduğum Demokrat Parti'nin lideri Mehmet Ağar'ın söylediği gibi düz ovada siyaset yapmak asıl demokrasinin temelidir. Ve bu bakımdan son derece iyi bir gelişme. Ben bunu istiyorum. Bu aynı zamanda Halkın Demokrasi Partisi'nin de kendisini belli bir zihni darlıktan çıkarıp bir Türkiye Partisi haline gelmesine de imkan verecektir. Belli ölçüler içinde tabii azınlık haklarını vesaireyi koruyorlar iddiasındalar onlar ama böyle bir gelişme olur ise artık Halkın Demokrasi Partisi azınlıktan söz etmeyecektir. Türk halkının haklarından söz edecektir, milletin haklarından söz edecektir. Etnisiteler böylece Türkiye'de hiç fark gözetilmeksizin meclis içinde gayet güçlü bir biçimde bir araya gelmiş olacaktır. Seçimlerin sonucuna göre buyurduğunuz koalisyon meselesi ortaya çıkabilir mi? Çıkabilir. Özellikle bu anayasal değişimlerle ilgili olarak HDP'nin söz sahibi olmak isteyeceği muhakkaktır ve ortamda HDP'nin alabileceği oylar 50 vesaire civarında bir milletvekili imkanı onlara verir ise yeni yapılacak anayasada özellikle mahalli idarelerin, yerel yönetimlerin ne şekilde yönlendirileceği, ne şekilde örgütleneceği hususunda söz sahibi olmak isteyecektir HDP. Buna karşı birinci parti olacak veya daha doğrusu şöyle söyleyelim, hükümeti kurmak görevini alacak olan çoğunluk partisi, daha büyük çoğunluk partisi ne düşünecektir? Bu da çok meraklı bir sorudur. Ortada olan ihtimaller şunlar benim görebildiğim kadarıyla. En kötü ihtimal HDP'nin %10'un altında kalıp %9-10'da 8'lere falan gelmesi. Bu takdirde %9'un üstünde oy almış bir partinin meclise girememesi, tabii dağda bulunanların ve barış dışı aktivizmi destekleyenlerin ortaya çıkmasının nedeni olacaktır. Onun için istenmeyen, arzulanmayan bir unsur ve ümidimiz o ki %10'u geçecekler. %10'u geçtikten sonra ikinci
bakacağımız nokta hangi partilerin koalisyon kurabilme imkanı. Çünkü HDP %10'u geçer ise bir koalisyon hükümetinden belki söz etmek gerekecektir. Burada evet CHP, MHP ve HDP koalisyonu olabilir. Çok farklı farklı. Enteresan bir durumdur. Buna benzer bir durum bildiğiniz gibi Bülent Ecevit zamanında olmuş idi. Mesut Yılmaz, Bülent Ecevit ve Devlet Bahçeli koalisyonu olmuş idi. Türkiye'de bu olmamış bir şey değil, olabilir. Bir diğer ihtimal büyük koalisyon dediğimiz AKP-CHP koalisyonu. Bu çok zor gibi görünen bir koalisyon. Fakat eğer anayasal bazı konularda temel ilke anlaşmalarına varabilirlerse olmaz olmaz. Yani bir zamanlar Bülent Ecevit ile Necmettin Erbakan'ın efendim Güneş Moteli koalisyonunu unutmamak lazım. Hiç olmayacak şeyler söylenmişti. Siyasette benzer olmaz şekilde, diye bir şey evet, yok. Galiba. Tansu Çiller'le yine Necmettin Erbakan koalisyon kurdular. Sayın Demirel'in 9. Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi siyasette bir gün çok uzun bir zamandır. O itibarla bir günde devran değişebilir sonunda. Yalnız makul bakış açısı içinde tabii AKP-HDP koalisyonu olabilecekmiş gibi görünmekte. Buna karşı duran unsur ise Demirtaş'ın ben seni başkan yapmam ifadeleri var Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a karşı. Fakat siyasetçilerin konuşmaları da gün içinde değişir. Yani bugün öyle tabii söyler. Talep edilen ya da istenen başkanlıkla belki de o koalisyonun oluşturacağı başkanlık arasında da çok farklar olabilir. Evet. Bir de sonunda çünkü AKP'nin kendi içinden de bir takım eleştirileri var. Yani bu istenilen, düşünülen metodun çok da fazla son Bülent Arınç söyledi. Söyledi. Yani bir sultanlık da yaratılmasın günün sonunda bir başkanlık sistemi. Gerçi öyle söylemedi o ama yani öyle de bir endişe hakim sonuçta. Yani hukuken tabii söylediklerinde yanlış bulmak mümkün değil Bülent Arınç'ın. 330 ila 365 olur ise böyle bir başkanlık sisteminin kabul görmediği anlayışını nazarı itibara almak lazımdır. Ve ona göre bir formül düşünmek lazımdır. Bir görüntü de şu. Deniyor ki Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığına çıkışının partisi içinde desteklenmesi, tıpkı Turgut Özal'ın Cumhurbaşkanlığına çıkışının istenmesi partisinde ve onun yerine yeni güçlerin geçmesi gibi sonuçlara yol açabilir de deniyor. Erdoğan da buna çok izin vermek istemiyor. Dikkate değer bir durum. Tabii Sayın Erdoğan'ın elindeki güçlerin ve karizmasının böyle bir sonucu kolay kolay başkalarına bırakmayacağını insan öngörebiliyor ama bir de siyasal gerçekler var. Sonuçta mesela 270 milletvekili, 290 milletvekili, 300 milletvekili gibi durumlar olur ise tabii o zaman yapılması icap eden şey mevcut anayasal kurallar içinde değişimleri sağlamak. O ise tabii başkanlık sisteminin kolay olmayacağını gösterecektir. Bir de hangi başkanlık sistemi meselesi var? Genelde düşünülen Amerikan usulü bir başkanlık sistemi. Fakat bir taraftan da bugün bizim çok benzeri olduğumuz Fransa başkanlık sisteminin ki De Gaulle anayasasından kalmadır. Türkiye'ye getirilmesi var. Orada başkan daha biraz daha güçlü Türkiye'deki başkana nazaran. Tabii bütün bunlar seçimlerde ortaya çıkacak oy yüzdelerinin fonksiyonları olacak efendim. Evet. Bakalım oradaki o durum bizi de doğal olarak etkileyecek. Çünkü burada da hep başkanlık sistemi tartışmaları geçmişten bugüne süre gelir. Ama son dönem Cumhurbaşkanlığı seçim yarışı içerisinde verilen mesajlara baktığımızda herkes devlet başkanıymış gibi bizim kendi adaylarımız da bu tarz mesajlara yönelmiş durumda birçoğu. O yüzden hani Türkiye'de olur ise çok da uzak ihtimal durmaz Kıbrıs için. Hatta Kıbrıs'ta bir de şu artı olarak ifade edilir. Bilmem katılır mısınız? Zaten bir çözüm süreciyle ilgili müzakereler olacak. Şu an belki askıda ama işte 40 yıldır var ve gene olacak. Orada da başkanlık sistemi var. Burada uyumsallaşma anlamında
buna da yardımcı olur şeklinde ifadeler var. Sizce bu Kıbrıs'ın Kıbrıs'a oturan bir model olur mu? Tabii yani hem ana vatanda hem yavru vatanda paralel iki çözüm süreci var. Evet. Ve bu paralel iki çözüm süreci esas itibariyle yönetici olarak hali hazırdaki cumhurbaşkanlarından çok etkileniyor. O itibarla gerek Türkiye'de Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı olarak gücü fazla, gerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Sayın Derviş Eroğlu'nun cumhurbaşkanı olarak gücü fazla. Çünkü her ikisi de bu çözüm süreçlerini yöneten kişiler. Evet. Ve mesela sonuçta Türkiye'de izleme heyeti meselesinde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la hükümet arasında bir farklılaşma oldu gibi dendi. Fakat sonunda uyum sağlandı. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın başlattığı ve yönettiği bir süreçtir çözüm süreci dediğimiz şey. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu hassaten daha belirgin ve altı çizilmesi gereken bir unsur. Çünkü müzakereleri eğer yeniden başlarsa, ki Mayıs içinde başlayacağı Birleşmiş Milletler çevrelerince önemli ihsas edilmekte, devlet başkanı olarak, cumhurbaşkanı olarak, çözüm müzakerelerine katılan kişi olarak cumhurbaşkanı kim olacaksa o çok önemli bir yere sahip olacak. Bu Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası'nın verdiği imkanların ötesinde bir kader hakimiyeti Kıbrıs Türk halkı için. Çünkü Kıbrıs Türk halkının ne olacağının anahtarı çözüm müzakerelerini yürütmekte olan Cumhurbaşkanı'nın elinde. Evet. Ve bu itibarla da tabii bu seçimlerde bir noktada platform, gerek halihazır Cumhurbaşkanı Sayın Derviş Eroğlu'nun, gerek Meclis Başkanımız Sibel Sibel'in, gerek Akıncı'nın, gerek daha evvel müzakereci olan Kudret Bey kardeşimizin bu çözüm konusunda ne düşündükleriyle çok ilgili. Ve bir yerde Kıbrıs halkı çözüm sürecinde ne olacağını da seçiyor bu vesileyle. Burada tabii çok dikkate değer bir unsur var. Adayların her birinin nüansları olabilir Kıbrıs konusunda. Eğer Anastasiades yeni bir taktik ortaya koyup da masaya yine gelmezse mesele durur. O başka, ama biraz zorlanacak galiba bu sefer ve gelecek. Çünkü işte Navtex konusu şüpheli şu anda. Barbaros Hayrettin Paşa tekrar gelecek diye bir şey yok ortada. Söylenen bir şey yok. Eni durdurdu güneyde çalışmaları, teknik platformu nedenlerle çekildi. Olduğu platformu çekti vesaire. Yani bütün bunların hepsi Birleşmiş Milletler'in ve dünyanın nazım güçlerinin baskısıyla tekrar masaya oturulması için yapılmış şeyler. Şimdi masada ne olur sorusuna bizim adaylarımızın Kuzey Kıbrıs Türk halkı açısından verebileceği cevaplar nelerdir? Burada asgari müşterekler üzerinde zannediyorum hepsi anlaşmıştır. Nedir bu asgari müşterekler? Bir, iki toplumun egemen eşitliği, iki, aynı şey gibi ama değil, iki toplumun eşit egemenliği. Bundan vazgeçen bir çözüm Kuzey Kıbrıs Türk halkı için söz konusu değildir. İşte bunların içini doldururken zaten sorun yaşıyoruz. Evet. Bu kelimelerin... İkincisi, bu kelimelerden ilgili olan en önemli unsur, böyle bir yapısal kabulden sonra bu yapının devamını kimin garanti edeceği, yani garantörlüğün devamı meselesi. Ki Kuzey Kıbrıs Türk halkı burada için, ciddi bir ayrım bu var. Bu Türk mesela. Cumhuriyeti açısından, Türkiye Cumhuriyeti açısından çok önemli bir mevcudiyet. Üç, tabii bu çözümden sonra Kuzey Kıbrıs Türk halkının durumu ne olacaktır? Dünyayla ilişkileri açısından ve eğer çözüm olmaz ise ne olacak? Masaya
gelmez ise Anastasiades, Kuzey Kıbrıs Türk halkının durumu ne olacaktır? Burada seçimlerden uzaklaşarak bütün efendim adayların ortaya koyduğu unsur şudur. İnsan haklarına aykırı bir durum olan Kuzey Kıbrıs Türk halkının yaşam hakkını elinden alan ambargoların, izolasyonların şu veya bu şekilde hangi formül içinde olursa olsun ortadan kaldırılması zaruridir. Bu aksi takdirde dünyanın büyük bir ayıbı olarak devam edecektir. Bu sadece Avrupa Birliği'nin ayıbı değildir. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin de ayıbıdır ve Rusya'nın da bir ayıbıdır. Ve bütün dünya bu konuda sınıfta kalmıştır. İnsan hakları iddiaları ve insan hakları savunuculuğu iddiaları Kuzey Kıbrıs Türk halkına yapılan, reva görülen bu ayrımcı muameleyle tamamen gündem dışıdır, havadadır ve kabul edilemez bir durumdur. Tabii bu unsurları ortaya koyduğumuz zaman seçimlerden kim çıkarsa çıksın, bu konularda masada dayanıklı, tutarlı ve bütün Kuzey Kıbrıs Türk toplumunun arkasında olduğu bir tutumu beraberinde getirmek durumunda zaten olacaktır. Sadece tek başına bir liderin de sürükleyebileceği bir konu değil. Yani Türkiye'yle her halükarda istişare ve anlaşarak adım atma zorunluluğunun tamamen da bilincindedir yanılmıyorsam tüm adaylar zaten. Bu noktada tabii şunu özellikle belirtmek lazım. Bu müzakere çözüm konusunda Türkiye Cumhuriyeti olsun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olsun, hangi kanattan, hangi cenahtan, hangi cepheden olursa olsun bütün politikacılarıyla beraber ortaya her iki tarafın da tatmin olacağı bir çözümün konması için ellerinden geleni yapmaktalar. Çünkü görünen o ki değişen çok kutuplu hale gelen dünyada Doğu Akdeniz bölgesinin büyük imkanları ki bunların arasına hidrokarbon kaynaklarını da koymamız lazım. Ancak bu şekilde kullanılabilecek. Ve bu itibarla mesela Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı veya bir Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı yahut devlet başkanları hiçbir zaman çözümsüzlük arkasında değiller. Anlam planından önceden başlamıştır bu yaklaşım ve hep çözüm aranmıştır. Zaten baktığınız zaman gerek 19. yüzyılın sonu, gerek 20. yüzyıl, gerek 21. yüzyılın başı, Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs içindeki alakalarında Türk toplumu Kuzey Kıbrıs'taki onunla birlikte hep uyum aramış, hep çözüm aramıştır. Hatır buyuracaksınız 1960 Londra Zürih Anlaşmaları'na temel teşkil eden ilk görüşmeleri Paris'te rahmetli Fatih Rüştü Zorlu Averroftosisza'ya teklif etmiştir ve çözüm onun teklifi üzerine olmuştur. Ondan bu yana da gerek 63 krizinde, gerek 67 krizinde, gerek 74'te hep Türk tarafı bir birlikte hareket, birlikte çözüm, bir garanti, bir barış garantisi istemiştir. Nitekim mesela bu işgal diye adlandırılan barış harekatının ismi de barış harekatıdır Türkiye'de. Ve nasıl ortaya çıkmıştır diye baktığınız zaman Nikos Samson'un darbesiyle ortaya çıkmıştır. Toprağı bol olsun Makarios paçayı zor kurtarmıştır. Trodosların tepesinden İngiliz helikopteriyle Londra'ya kaçırılmış, götürülmüştür. Onun hayatta olduğunu da bildiren ilk basın unsuru Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin basın unsuru. Bayrak Radyo Televizyonu söylemiştir bunu. Bu itibarla Türk tarafının son derece iyi niyetli bu işe yaklaştığı muhakkak. Yalnız iyi niyet aptallık değildir. Aptallık değildir şöyle ki mesela Kıbrıs civarındaki münhasır ekonomik bölge iddiası ve bunun üzerinde sadece Rum tarafının egemenlik iddiası kesinlikle devletler umumi hukukuna uyan bir şey değildir. Münhasır ekonomik bölge dediğiniz şey, o bölgenin halkının
tümünün yararına kullanılması gereken bir olaydır. Ve kalkıp da ben güneyde yegane egemen devletim ve benim egemenliğim dünya tarafından tanınıyor, o itibarla bunu ancak ben kullanırım demek, bir defa hukuken yanlıştır. İkincisi, hadi diyelim ki kullandı. Nereden dünyaya feasible olarak, ekonomik bakımdan yararlı olarak gidebilecek bu şey? Artık apaçık meydanda 2 kere 2 4 eder gibi. Bunun Türkiye üzerinden bir gaz ve petrol boru hattıyla Avrupa'ya gönderilmesi son derece rentable. Üçüncüsü, bu miktar olarak bulunduğu tespit edilen şey, eğer Türkiye üzerinden geçecek diğer Türkmen gazı, Irak gazı, Azerbaycan gazı, Rus gazı ve petrolleri olmaz ise Avrupa için hiçbir mana ifade etmiyor. Şimdi tutturmuşlar efendim işte Mısır'da bir efendim gemilerle Mısır'a nakletmek için sıvılaştırma tesisi kuralım diye. Sıvılaştırma tesisinin kurulması sadece 22 milyar dolar. Ona el veren bir şey değil. O itibarla iyi niyet bu gibi aptallıkları kabul etmek anlamına gelmiyor Türkler bakımından. Bunları açık açık müzakere masasında konuşmak lazım. Bunlar konuşulup anlaşılsın diye tekliflerimiz de var. Bizzat Sayın Derviş Eroğlu komite kurulsun, müşterek bu konuyu ele alalım dedi. Ha en son konuşuruz bunu. Niye en son konuşuruz bunu yani? Şimdiden konuşulması gerekir. Bu iyi niyete rağmen neden uluslararası toplum nezdinde baskılar Güney Kıbrıs üzerinde şekillenmiyor? Yani genelde işte masadan kalkarken de o karar alıp gitti ki biz hep bu hani blame game dedikleri gibi bunu kaybetmemek için kimse masadan ne o verir ne o verir ama masadan kalkan olmayayım korkusu hep var. Ama bu korkuyu da aşıp Barbaros burada ben gidiyorum diyebilen bir lider üzerine şekillenmiyor baskılar. Şimdi iki fazla. Neden? Yok şöyle söyleyelim. Yani bir yerde tabii bir baskı şekillendi ki. Bugün hala yani daha dün yaptığı açıklamada Sayın Rum liderin Barbaros'un gitmesi yetmez. Benim MEB'imin yani egemenlik hakkımın kabul edilmesi lazımdır. Şimdi burada olan şey şu. Neden Türkiye üzerinde baskı devam ediyor ve neden bunlara baskı yapılmıyor? Türkiye'nin bir yerde bu Kıbrıs konusunu da çözmesi, kendi iç meselesi olan Türkiye'deki Kürt halkının sorunlarıyla ilgili bölünmüş fikirleri de düzeltip ortaya düzgün bir durum çıkartması, Türkiye'yi birdenbire Orta Doğu'nun en güçlü, en salim memleketi haline getirebilecek. Onun için bu pek arzulanmıyor. Bunu arzulamayan sadece yani ani münakaşa halinde olduğu ülkeler değil, daha uzak bağlantıları olan ülkelerde. Kendisini destekler gibi görünen ülkelerde. Pek o kadar buna arzulu değiller. Yalnız burada Türkiye'nin büyük avantajı şu, açık bir biçimde Türkiye'nin şu anda sahip olduğu imkanlar eğer doğru dürüst kullanılabilir ise, bu imkanların Avrupa'ya intikal ettirilmesi, Avrupa Birliği'nin Amerika-Rusya dengelerinde kendi ağırlığını hissedebileceği ve hissettirebileceği bir ortama girmesine imkan verecek. Onun için Türkiye'ye çok fazla artık baskı yapamıyorlar ve onun için el an Anastasiades'e baskı yapılır bu durumlarda. Ve zannediyorum ki bu son konuşmalarından sonra da baskılar gelecektir. Türkiye'nin açıktır ki böyle bir egemenlik hakkını kabul etmesi mümkün değildir. Çünkü demin söylediğim gibi bu devletler umumi hukukuna aykırı bir şeydir. Bir
coğrafi mevcudiyet üzerinde bulunan halkların tümü münhasır ekonomik bölgelerden istifade eder. Tek ama bir tanesi edemez. Farklı bir şekilde ifade ediyor Sayın Anastasiyadis. Yani Kıbrıs Türkler bu hakkı yine saklıdır. Çözümden sonra istifade eder. Çözüme giden yol olarak neden baştan bu çözülmesin onu bir izah edemiyor ama. Bunun eğer hakikaten saklı ise önerisi var, önünde duruyor. Beraber oturalım, bir komite kuralım. Bununla ilgili hatta bir ortak şirket kuralım. Bu ortak şirket araştırmaları birlikte yapsın vesaire diye. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin müzakere masasına koymuş olduğu çeşitli öneriler var. Buna açık bir cevap veremiyor. Ve yapmış olduğu baskı, benim egemenliğim tanınmadan ben hiçbir şekilde müzakerede bulunmam. Müzakerede bulunmaması Anastasiades'in demek ki çözüm istemiyor. Demin söylediğimiz parametrelerin başında iki tane unsur vardı. Ne demiştik? İki halkın egemen eşitliği ve eşit egemenliği demiştik. İkinci parametre olarak da ne demiştik? Bunun sağlam garantilere bağlanmış olması demiştik. Ve bunlar sadece Kuzey Kıbrıs Türk tarafının söylediği parametreler değil, Birleşmiş Milletler'in de kabul ettiği parametrelerdir. Maalesef yalnız Avrupa Birliği içinde olduğu için Kuzey Kıbrıs Rum yönetimi, Avrupa Birliği içindeki olumlu gelişmeleri vetosuyla engelleyebiliyor. Ve şimdiye kadar olan da bu. Avrupa Birliği'nin içindeki kimseler, Türklerle konuşurlarken ne yapalım ki bu veto hakkı var deme izahatının arkasına saklanmak zorunda kalıyorlar. Bunun bir de ters açısı var. Sanki işte Türkiye'ye direkt vetoyu kendi yapmak istemeyip de bunu Güney Kıbrıs yönetimi üzerinden yaptıran büyük güçler olduğu da ifade ediliyor. Tabii bu Türkiye'nin Avrupa Birliği ile müzakereleri açısından ortada olan duruma bizi getirdi. Şimdi Türkiye demin söylediğim güzel gelişmelerle beraber siyasal, iktisadi vesaire Avrupa Birliği'ne girmek açısından 33 bölümde en son noktaya varmış durumdadır. Eğer iyi niyetli bir yaklaşımla bu işe girilmiş olsa Türkiye yarın Avrupa Birliği'ne girer. Hem ekonomik açıdan, hem siyasal açıdan, hem insan hakları açısından, hem uluslararası plandaki mevcudiyet açısından Avrupa Birliği'nde hiçbir sıkıntı çekmez. Yani Yunanistan'ın başına gelen bu iflas durumu gibi, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin iflası gibi durumlar falan Türkiye'den beklenmez. İspanya'dan da daha iyidir bu İnsan bakımdan. Hakları konusunda galiba biraz sıkıntı. İnsan hakları konusunda hayır, insan hakları konusunda da Türkiye Cumhuriyeti'nin içindeki insan hakları saygılılığı bugün mukayese edildiği zaman güvenlik konularındaki kurallar, koşullar açısından Almanya'dan da daha yumuşaktır, İngiltere'den de daha yumuşaktır, Fransa'dan da daha yumuşaktır. Charlie Hebdo konusunda Fransız polisinin hareket tarzını gördünüz. Türkiye'de polis işte o şekilde hareket edemez. Şimdi bu yeni yasa ancak bu yeni yasadan sonra başlayabilecektir. Yoksa daha önce Türkiye'deki insan hakları savunuculuğu yasal açıdan Avrupa'nın çoğu ülkesinden çok daha ileridir. Ha İsveç demiyorum, Norveç demiyorum, Finlandiya demiyorum, Hollanda demiyorum oralar ama Fransa, efendim İspanya, İtalya, İngiltere, Almanya bunlarla ilgili olarak yani mesela bugün şunu soracağım ben bir istatistik olarak hapisteyken intihar eden siyasi suçlu sayısı açısından en ileri olan Avrupa ülkesi hangisidir diye sorduğumuz zaman bu Türkiye değil Almanya'dır. Hepsi ne hikmetse intihar ediveriyorlar falan. Yani bunların da tabii çeşitli uygulamayla ilgili değerlendirmeleri yapılabilir. Bu itibarla şuraya gelmek istiyorum. Avrupa Birliği'ne Türkiye'nin girebileceği açık. Niye girmiyor meselesi? Niye alınmıyor? Niye istenmiyor? Dini bir kökeni var mı? O da var. O da var ama bir de çok açık bir şey. Bugün Avrupa Parlamentosu içine girdiği anda Türkiye Almanya ile aynı sayıda hemen hemen
Avrupa tabii parlamenteri çıkaracak. Avrupa Konseyi içinde komisyoner olarak güçlü bir şekilde girer. Yani çok güçlü bir ülke olacak ve şimdi ne bileyim Avrupa Birliği'nin güçlü beşlisi dediğimiz İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya ile mukayese edildiği zaman Almanya hariç Fransa belki hariç İngiltere, İspanya ve İtalya ile denk girecektir. Polonya falan onlara nazaran çok daha üstündür. Ekonomik ağırlığı, teknolojik ağırlığı, sanayi bütünlüğü vesaire bakımından. Türkiye eğer Avrupa Birliği'ne girse şu anda Türkiye'nin hinterlandı bütün Orta ve Güney Avrupa ülkeleri olacaktır. Avusturya'dan, Hırvatistan'dan başlamak üzere Güney Kıbrıs, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya hepsi Türkiye'nin ekonomik ağırlığının etkisi altında kalacaklardır. Daha şimdiden Avrupa Birliği'ne girmeden Türk iş adamlarının oralardaki yatırımları son derece önemli ve ileridir. Onu da unutmamak lazım. Bu itibarla tabii Türkiye Avrupa Birliği açısından kolay hazmedilebilecek bir ülke değil. Avrupa Birliği'nin nazım unsurları da kendilerinin yanına böyle bir ortağı pek kolay olarak istemiyorlar. Bana Ari Oostlander diye bir Hollandalı parlamenter Avrupa Parlamentosu'nda kendileriyle işte temas grubunun başkanıyken şöyle söylemişti. Sayın Arık dedi, siz dedi niye Avrupa Birliği'ne girmek istiyorsunuz bunu anlamıyorum ki dedi. Sizin hinterlandınız esas itibariyle bir Avrupa Birliği kadardır dedi. Baktığınız zaman dedi siz gücünüzü iyi kullanırsanız bütün Balkanları, Karadeniz bölgesini, Kafkasya'yı ve yakın ve Orta Doğu'yu ve Doğu Akdeniz'i kontrol altına alabilirsiniz. Benim de verdiğim cevap şu oldu. Biz bunu yalnız başına yapabiliriz doğru ama biz Avrupa güçlensin istiyoruz. Biz Avrupa içinde olursak bu Avrupa'nın da hinterlandı olur onun için istiyoruz falan demiştim. O da demişti ki işte bu dedi diplomasi dedi sizin büyük bir vasfınız askerlikten sonra vesaire. Bu şekilde ayrılmıştık kendisinden. Evet. Tabii sizi böyle eski anıları anlatın desek bir kitap çıkar herhalde. Biraz bu, efendim, uzun. Çok başınızı ağrıtırım efendim. Uzun vadede yaşanacak şey. Evet son 10 dakikamız var. Biraz İran'a mı İran dönelim? Konusuna da evet, gelelim. O da çok önemli. Dünyanın da gözü önemli. Üzerindeydi. Tabii, tabii. Bu müzakerelerden bir sonuç çıktı. Zannederim iyi de mi oldu? Yani içeriğini biraz tartışacak olursak. Şimdi şu efendim, yani iyi şey. Olup olmadığı İran'ın uygulamada ne şekilde davranacağıyla ilintili. İfadelerine göre tek bir yani üçte ikisi şu anda zenginleştirme tesislerinin devreden çıkıyor. Üçte biri kalıyor ve kontroller çok sıkılaştırılacak. Fakat bu çok dikkate değer bir teknolojidir. Ben hasbel tesadüf OECD'de genel sekreter yardımcısıyken enerji işleri ve finans işlerine bakardım. Nükleer enerjinin teftişi, nükleer enerjinin izlenmesi son derece zordur. Çünkü öyle bir tekniktir ki bir noktada şöyle küçük bir fiskeyle weapons grade dediğimiz zenginleştirilmiş uranyumun silah yapımına imkan veren şekli sağlanabilir. Yani mutfakta dahi yapılabilir diyebileceğim bir durum. Ha burada tabii bunun İran'ın müzakerede bulunduğu ülkelerden ve ilgili uluslararası kuruluşlardan gelecek müfettişleri ülkesine ne ölçüde kabul edeceği ile ve onların değerlendirmelerine ne kadar imkan vereceği ile çok büyük ilişkisi var. Eğer bu şekilde sadece barışçı yollarla kullanılmasına nükleer enerjinin İran tarafından gerçekten imkan sağlanır ise bu iyi bir şey. Yalnız bir tane dahi olsa İran'da zenginleştirilmiş uranyum çıkarabilen bir tesis bulunduğu anda İran
bir gecede nükleer bomba yapabilir. Bunu unutmamak lazımdır. Bunun büyük zararı vardır tabii bölgeye. Ama diyeceksiniz ki İsrail'in elinde de nükleer imkan var. Pakistan'ın elinde de nükleer imkan var. Aslında tabii yapılması icap eden şey bütün bu bölgenin bir nükleer yaya bölgesi haline getirilmesi. Ki Türkiye'nin üzerinde durduğu da budur. Bölgede nükleer silahları yapabilmek kapasitesinin Rusya dahil herkesin elinden alınması ve o bu bölgenin nükleer silahlardan arındırılmış bir bölge ama haline gelebilmesi. Ama hiçbir ülkede yapmıyorlar tabii, istemiyorlar ve tabii burada anlaşmanın olmuş olması İran'ın tekrar dünya denklemlerine geri dönmesi imkanını verebilir ve bu imkanlar sağlandığı zaman İran üzerindeki etkiler artabilir diye düşünürsek iyi oldu. Mesela Yemen'de yaptıkları, mesela Irak'ta yaptıkları, mesela Suriye'de yaptıkları, mesela Afganistan'da yaptıkları İran'ın böyle bir anlaşmadan sonra belki daha kolay kontrol edilebilir. Ben pek sanmıyorum ama yani bir imkan ortaya çıkmış olur. Çünkü İran bu anlaşmadan sonra kendisine uygulanan ambargolardan kurtulmuş olacaktır. Bu ne demektir? İran tekrar dünyaya açılmış olacaktır. Dünyaya açıldığı anda da bunların tekrar kesilmesi İran bakımından bir yaptırım olabilir. Bu itibarla iyi olmuştur bu anlaşma. Özetle ifade etmek gerekirse, 10 dakikamız olduğu için çok kısa söylemek gerekirse, İran'a hakikaten çok dikkatle bakmak lazım. Bu anlaşmayı nasıl uygulayacaklar? Zaten 2. Haziran'da yapılacak olan müzakere serisi de uygulamanın nasıl kontrol edileceği meselesi. Asıl önemli olan odur. Eğer buralarda anlaşma olmaz ise, o takdirde tabii İsrail'i dengenin içine sokmak lazım. Ve İsrail'in Irak'taki Ozirak santraline yaptığıyla ilgili hatıralar canlıdır hafızalarda. Yani tek yönlü bir hareket her zaman için teorik olarak mümkündür. Hele tek bir nükleer santrale inerse İran'ın zenginleştirme tesisleri, o zaman büsbütün kolaylaşır bu. Evet. 5 santrale gitmektense tek santrale gitmek çok daha kolay olabilir. Bu da İran ile ilgili çözüm. Bizim ümidimiz İran'ı iyi kontrol edelim. Türkiye'nin tabii genel menfaati ta Kasr-ı Şir'in anlaşmasından bu yana arasında herhangi bir silahlı sıcak çekişme olmamış olan bu ülkeyle münasebetlerini dengeli tutmak ve arayı bozmamak. Tabii. Zaten İran konusunda Türkiye geçmişte de taraf olan bir yapısı vardı. Çok kısa Türk dış politikasının son dönem içerisinde hani o sıfır sorun politikasının geldiği noktaya bakacak olursak bir çuvallama söz konusu mu? Efendim o tabii şöyle söyleyelim, çok iyi niyetle söylenmiş bir sözdü. Hep bir adım önde olmak ve sıfır sorun komşularla. Şimdi sıfır sorun esas itibariyle ancak ölüler için mümkündür. Canlı yaşayan organizmalarda sorun devamlı vardır. Hele komşular arasında muhakkak sorun olacaktır. Hele burada, bu kadar çetrefilli bir herhalde evet, coğrafyada. Yani burada teorik olarak söylenmiş bir sözdür bu. Fakat uluslararası ilişkilerin pratiğini de bilen bir kişinin söylemesi icap eden şey, Türkiye'nin hedefi uluslararası ilişkilerde komşularıyla ilişkilerini mümkün olduğu kadar sorunsuz hale getirmek yönlenmesi ile diplomasisini düzenlemelidir. Bu olmalıydı. Sıfır sorun politikası diye söylemek bunu bence yanlış bir anlatım olmuştur. Sıfır soruna gitmeye çalışmak ama sıfır evet. sorunun olmayacağı muhakkak. Her zaman da önde gidilmez. Önde giden hep taşa ayağa takılıp düşendir.
Onun için de kervanlarda falan kimi öne koyarlar onu bilirsiniz. Netice itibariyle Türkiye'nin öyle bir role soyunması yanlış olur. Zaman sonuçta zaman geç ama sürekli de önde gitmez. Önde gidilmez. Sonra buna da dikkat etmek lazımdır efendim. Ben çok teşekkür ederim geldiğiniz için ben hocam. Teşekkür ederim Aytun. Bizim için farklı bir program oldu. Daha farklı bir bakış açısı yakalamış olduk. Yine zaman zaman sizleri rahatsız ederiz. Teşekkür ederim. Burada ağırlamak isteriz. Kolay gelsin diyelim. Sağ olun. Tekrardan görüşmek üzere. İnşallah. Efendim noktalıyoruz bugün Adana Detay programını. Tabii haftayı da böylelikle kapatmış oluyoruz program için söylüyorum. Her zaman ifade ettiğim bir konudur. Hafta sonu, cumartesi, pazar ne olursa olsun, son dakika gelişmeler olsun. Her zaman Diyalog TV ekranlarında buradayız. Buradan aktarmalarımız her zaman devam ediyor. Pazartesi günü yeniden bir arada olacağız Detay programında ve bir aksilik olmazsa Bayındırlık Bakanımızla birlikte olacağız pazartesi gün. Onunla ilgili de çok konuşacağımız konu var. Herkese iyi hafta sonu dilekleriyle programı bitirelim. Bugünkü konuğumuz Doktor Umut Arıkt, Büyükelçimiz. Türkiye'de uzun süre görev yapan, şimdi de Akdeniz Karpaz Üniversitesi'nde öğretim üyesi görevinde bulunan değerli hocamız. Kendisine tekrar teşekkür ediyorum programı kapatırken ve tekrar görüşmek üzere diyelim. Herkese iyi tatiller. Görüşmek üzere.